The lion and the dolphin. Aslan ve Yunus. A lion is walking by the seashore. Bir aslan deniz kıyısında sahilde yürüyor. He sees a dolphin. Bir yunus görür. The dolphin is looking at him. Yunus ona bakıyor. Lion, aslan. Lion, aslan. Dolphin, yunus. Dolphin, yunus. Dolphin, yunus. Walk, yürümek. Niye ing eki var? Çünkü şimdiki zaman ne yapıyoruz? Am, is, are fiile de ing eki getiriyoruz. Burada hayvandan bahsettiği için it, is gelir. He, she, it üçlüsüne is gelir. Fiile de her zaman ing gelir. Your anlamında. Seashore, sahil, deniz kıyısı. See, görmek. Niye s var? He, she, it geniş zamanda s eki alır fiil. He, she, it ise fiile s gelir. Görür demek istiyor. Look at, bakmak. Hello dear dolphin, says the lion. Merhaba sevgili yunus, der aslan. The lion continues. Aslan devam eder. I am very happy to see you. Seni gördüğüme çok mutluyum. I am the king of the jungle. Ben ormanların kralıyım. You are the king of the sea. Sen denizlerin kralısın. We can be best friends. En iyi arkadaş olabiliriz. Çok iyi arkadaş demek istiyor. Hani dost olabiliriz demek istiyor. Do you want to be my best friend? Benim en iyi arkadaşım olmak ister misin? Hello, merhaba, dear, sevgili. Hitap etme anlamında sevgili. Hani bildiğimiz sevgili değil. Dolphin, yunus. Say, söylemek. Lion, aslan. Lion, aslan. Continue, devam etmek. Happy, mutlu. See, görmek. Happy to see. Hani şunu yaptığıma mutluyum. Bunun için to gelir araya. İşte I'm happy to buy this t-shirt. Bu t-shirt'i aldığıma mutluyum mesela. King, kral. King, kral. Mesela king kelimesini günlük hayatta nerede görürüz? Yataklarda king size. Mesela kral ebatı. Yani çok büyük. Değil mi? Hatta sanırım otellerde de işte king oda, king oda diye bir şey var. Öyle biliyorum. Emin değilim ama. Jungle, orman. Mesela bir önceki hikayede orman ne diye geçiyordu? Ne diye geçiyordu? Forest. O zaman demiştik bunun eş anlamlısı bu diye. Forest. Orman, jungle, orman. Sea, deniz. Best friend, en iyi arkadaş. Çok iyi arkadaş. Dost yani. Want to, istemek. Best friend, dost. Can neydi can? Yapabilmek. Can't neydi? Yapamamak. Can, can't. Mesela, I can. Ne olsun? I can. Burada ne örnek vermiş? Be best friend. Tamam. I can run fast. Hızlı koşabilirim, ebilmek. I can't swim. Yüzemem. Tamam mı? Yapabilmek, yapamamak. Yüzmem değil, yüzemem. Koşarım değil, koşabilirim. Sonra burada bir şey daha var bahsetmek istediğim. Soru kalıbı. Bence bunun üstünde durmalıyız. Çünkü hep olumlu olumsuzu konuşuyoruz. Bir de soru halini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela geniş zamanda
Aslında her şeyde. Soru nasıl yapılır biliyor musunuz? Yardımcı fiille. Kullandığın tense neyse onun yardımcı fiilini başa koyarsın. Mesela burada geniş zaman. Geniş zaman olduğu için geniş zamanın iki yardımcı fiili var. Do, does. Peki kime göre koyacağım? Tahmin edin does kime gelir? Do, does. Do'nun S almış hali zaten does. Aslında ikisi de do. İkisi de yapmak. Do'nun S almış hali. Biz geniş zamanda kime S veriyorduk? O muhteşem üçlüye. He, she, it. O zaman he, she, it olduğunda does gelecek. Mesela does he. Tamam mı? Ne olsun? Does he play a guitar? Gitar çalar mı? Şimdi bak. Burada dikkatinizi çekecek bir detay var. Acaba çekti mi çok merak ediyorum. Çektiyse durdurup bir yazar mısınız? Normalde biz he, she, it olduğu zaman ve geniş zamandan söz ediyorum. Ha, şu an geniş zamandayız. He, she, it olduğu zaman fiile ne koyuyorduk? S. Ama koymadım. He, does he plays demedim. Niye demedim? Buradaki S'yi çünkü tuttum do'ya attım. Onun için çift S koymamın anlamı yok. Bunu buraya aktardım. Does yaptım do'yu. Tamam mı? Böyle yapılır. Soru. Soru cümlesi. Mesela gelin şey yapalım. Hatta bunun düz cümlesini yazayım önce. Bak düz cümlesi buydu. He plays a guitar. Tamam mı? Gitar çalar. Şimdi gitar çalamaz diyeceğim. Olumsuz yapacağım. Olumsuz ve soru yardımcı fiille yapılır. Tamam mı? Şimdi o zaman benim yardımcı fiilim ne? Do ya. Bunun s'sini buna aktaracağım. Does olacak. He olumsuz olduğu için de not gelecek. He doesn't. S'yi aktardım. Play'e gitar. Bilmem anlatabildim mi? Olumsuz da ve soru da yardımcı fiili kullanıyorum. Varsa S'yi buraya aktarıyorum. Yardımcı fiile, do'ya yani. Ondan sonra olumsuz olduğu için de not'ı koymayı unutmuyorum. Gerisi aynı. Şimdi bunu da aradan çıkarmış olduk. Devam ettim. The dolphin says, Yunus der ki, Sure, elbette, we can be best friends. Dost olabiliriz. Dost olabiliriz. We can rule the ocean and the jungle together. Birlikte okyanusları ve ormanları yönetebiliriz. Onlara hükmedebiliriz. Dolphin Yunus, sure, elbette, say, söylemek, best friend, dost, be, olmak, ocean, okyanus, jungle, orman, together, birlikte, rule, rule arkadaşlar normalde kural demek. Kural. Ama burada isim değil de fiil versiyonunda, hani birlikte şunu yapabiliriz diyor. Fiil halinde. O zaman hani birlikte kural koyabiliriz. Yani birlikte yönetebiliriz, hükmedebiliriz, bunlara egemen olabiliriz demek istiyor. Devam ettim. An angry bull sees the lion. Kızgın bir boğa, bunun öküz anlamı da var ama burada gördüğüm gibi hani kızgın genelde boğa olur ya. Yani görünüşe göre boğaya da benziyor resim. Boğa diyeceğim onun için. Kızgın bir boğa aslanı görür. The angry bull, bal değil bull, wants to fight with the lion. Aslan ile dövüşmek ister. The lion thinks, aslan düşünür, I'm very powerful, çok güçlüyüm. The dolphin is strong too. Yunus da güçlü. He can help me. Bana yardım edebilir. The bull and the lion start to fight. Boğa ve aslan dövüşmeye başlar. Dövüşmeye, ea başlar. Şimdi bak. Angry kızgın, bull, boğa, bull, boğa, bull, boğa. Lion, aslan, lion, aslan, lion, aslan. Dolphin, Yunus.
See görmek, want to istemek, fight, fight normalde kavga etmek demek. Dövüşmek, hatta daha da genişletirsen savaş anlamı bile var. Burada dövüşmek istiyor anne. With ile to, ea, çift oğluysa to, deda. Think düşünmek, powerful güçlü. Power güç, powerful güçlü. Mesela power o bilgisayarlardaki, o cihazlardaki power güç düğmesi de power. Tamam mı? Strong güçlü, bak eş anlamlı. Help yardım etmek, start başlamak, fight dövüşmek. They are fighting now. Şimdi dövüşüyorlar. But ama the bull is very strong. Boğa çok güçlü. The lion is tired. Aslan yorgundur. The lion shouts. Aslan bağırır. Hey dolphin, hey Yunus. I'm very tired. Çok yorgunum. Come and help me. Gel ve bana yardım et. The dolphin can't walk. Yunus yürüyemez. He can't help the lion. Bak hep can't üzerine kurulu bir hikaye. Bunun yerleşmesi için çok güzel. He can't help the lion. Aslana yardım edemez. The dolphin is only watching them. Yunus sadece onları izliyor. Bak, am is are, ing. Niye are geldi? Çünkü onlar çoğul. Fiile ing geldi çünkü your. Dövüşüyorlar. Tamam mı? Fight dövüşmek. Now şimdi ball, boğa, but ama, strong güçlü, tired yorgun, shout bağırmak, dolphin Yunus, tired yorgun, come gelmek, help yardım etmek, walk yürümek, watch izlemek, only sadece. Finally, sonunda the lion scares the bull. Aslan boğayı korkutur. The bull runs away. Boğa kaçar. Hani uzağa koşar. Kaçar yani uzaklaşır. The lion is very angry with the dolphin now. Aslan şimdi Yunus'a çok kızgındır. He shouts, bağırır. Finally sonunda scare korkmak, aslında scared korkmak, scare korkutmak. Bull, boğa, run away, birebir çevirirsen uzağa koşmak, uzaklaşmak, kaçmak yani. Angry kızmak with ile kullanılır. Hani birine kızmak, aslında Yunus ile kızmak eğer birebir çevirirsen, ama hayır, bu bir kalıp, Yunus'a kızmak. Now şimdi shout bağırmak. You aren't my best friend. Sen benim dostum değilsin. You don't help me. Bana yardım etmiyorsun. I don't trust you. Sana güvenmiyorum. You aren't even my friend. Benim arkadaşım bile değilsin. Mesela bu kullanımı hiç görmediniz. You're selfish. Sen bencilsin. Best friend, dost. Help, yardım etmek. Trust, güvenmek. Hatta trust on diye de kullanımı var. Bilin bunu da. Friend, arkadaş. Even, bile. Selfish, bencil. The dolphin is sad now. Yunus şimdi üzgündür. He says, der ki, I'm very sorry, dear lion. Çok üzgünüm sevgili aslan. Please forgive me. Lütfen beni bağışla. Affet. I always want to help you. Sana daima yardım etmek isterim. Dolphin Yunus, lion aslan. Sad üzgün. Now şimdi. Say söylemek. Sorry üzgün. Please
lütfen forgive, bağışlamak, affetmek, always, daima, want to, istemek, help, yardım etmek. I am very strong in the sea. Ben denizde çok güçlüyüm. But, ama I am very weak on the earth. Ama karada çok zayıfım, çok güçsüzüm. I can't even walk. Bak bir daha even. Yürüyemiyorum bile. I am very sorry. Çok üzgünüm. Strong, güçlü. Weak, zayıf. Bak zıt anlamlı. Sea, deniz. Earth, aslında earth dünya demek. Dünya demek. Ama hani yeryüzü, kara anlamında da kullanabiliriz. Even, bile. Walk, yürümek. Sorry, üzgün. Şimdi komple İngilizce okuyalım. Hazır mıyız? The lion and the dolphin. A lion is walking by the seashore. He sees a dolphin. The dolphin is looking at him. Hello, dear dolphin, says the lion. The lion continues. I am very happy to see you. I am the king of the jungle. You are the king of the sea. We can be best friends. Do you want to be my best friend? The dolphin says, sure, we can be best friends. We can rule the ocean and the jungle together. An angry bull sees the lion. The angry bull wants to fight with the lion. The lion thinks, I am very powerful. The dolphin is strong too. He can help me. The bull and the lion start to fight. They are fighting now. But the bull is very strong. The lion is tired. The lion shouts, hey dolphin, I am very tired. Come and help me. The dolphin can't walk. He can't help the lion. The dolphin is only watching them. Finally, the lion scares the bull. The bull runs away. The lion is very angry with the dolphin now. He shouts, you aren't my best friend. You don't help me. I don't trust you. You aren't even my friend. You are selfish. The dolphin is sad now. He says, I'm very sorry, dear lion. Please forgive me. I always want to help you. I am very strong in the sea, but I am very weak on the earth. I can't even walk. I'm very sorry. Thanks for listening. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.